Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavada somon balığı pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler: somon balığı, maydanoz, yeşil soğan, sarımsak, limon, karabiber, tuz, tereyağı ve zeytinyağı. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Balığımızı aldığımızda bize genelde bu şekilde satıyorlar. Pazarda veya marketlerde genelde somon balığını bu şekilde satıyorlar. Biz bunu tavada pişirirken bu şekilde pişirmeyi istemiyoruz. O yüzden öncelikle somon balığımızı içerisindeki kılçığını çıkaralım. Çok kolay bir şekilde kılçıkları çıkıyor ve iki parçaya ayırmış olacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere balığımızı böyle iki parçaya böldük. Aynı zamanda üzerindeki kılçıkları da temizledim. Şu anda balığım pişmeye hazır. Öncelikle tavamızın altını açtık. Böyle yapışmaz tava kullanalım. Çok az zeytinyağı dökelim. Çok fazla dökmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Yaklaşık olarak 3-4 çorba kaşığı kadar bir zeytinyağı. Bunu yayıyorum ben. Şu anda tavamda ısınmakta. Tavam ısındıktan sonra balığı aldığım zaman tavanın altını orta ateşe getireceğim. Şimdilik altını yükselttim ısınana kadar. Tavam ısınırken ben size kullanacağım malzemeleri göstereyim. Balık üzerine sos olarak çok az maydanoz parçaladım. 2 diş sarımsak, aynı zamanda da yeşil soğan kullandım. Bunları da güzelce bir doğradım. Birazdan bunları sos olarak hazırlayacağım. Burada biraz karabiber, tuz ve tereyağı, zeytinyağı kullanacağız. Şu anda tavam ısındı. Tavamın altını kısıyorum. Balığımın üzerine çok az kaya tuzu dökeceğim. Çok az kaya tuzu ve biraz da karabiber. Evet, balığımın sosu hazır. Balığı ters önderip tavaya bırakıyorum. Balığımızı çok yüksek ısıda pişirmeyelim. Orta derecelik ısıda pişmeye alalım. Yaklaşık olarak iki tarafını 3'er dakika pişirmemiz yeterli. Ben şu anda önce alt tarafını, sonra derili tarafını çevireceğim. Bu alt tarafını pişirmeye aldım. Bu arada ben sosumuzu hazırlayacağım. Diğer ocağa çok az bir zeytinyağı döktüm. Bir çorba kaşığı kadar. Onun üzerine de bir çorba kaşığı kadar da tereyağı atıyorum. Limon suyumu da sıkıyorum. Yarım limon kullanacağım, yeterli. Tereyağımın erimesini beklemekteyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şimdi balığımı çeviriyorum. Yaklaşık olarak 3 dakika geçti. Balığımızın yüzünü de bir 3 dakika kadar pişireceğim. Burada sarımsaklarımı sosuna ekledim. Aynı zamanda soğanlarımı ve maydanozlarımı da sosuna ekliyorum. Son olarak da sosun içerisine çok az, çay kaşığı kadar tuz ve bir tutam da karabiber ekliyorum. Evet arkadaşlar, bir 3 dakika kadar geçti. Sosumuz hazır. Ve aynı zamanda balıklarımız da piştiler. Ocağın altını kapattım. Balıklarımızı sevinç sabahını alabiliriz. Evet arkadaşlar, balığımız gerçekten çok mükemmel pişti. Tam kıvamında şu anda. Üstüne sosu gezdireceğim. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hepinize afiyet olsun.